Merhabalar sevgili izleyiciler ve biz gündemde bugün Avukat Şivan Cemil Özen bizimle olacak. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 51. gününde açlık grevinin. Peki sağlık durumu nasıl? Avukatlar düzenli olarak görüşebiliyorlar mı? Sağlığıyla ilgili, sağlık durumuyla ilgili düzenli bilgi alabiliyorlar mı? Adalet Bakanlığı ya da diğer hükümet görevlileriyle bir temasları var mı? Neler diyorlar? Bu konuyla ilgili konuşacağız kendisiyle. Geçtiğimiz günlerde Leyla Güven'le ilgili görülen mahkemede tahliye kararı çıkmadı. Tekrar edelim, bugün de 51. gün açlık grevinde. Tüm bunları konuşacağız Avukat Şivan Cemil Özen'le birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Şivan Bey. Hoş gördük, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'dasınız. Bu sabah da avukatlar yine Leyla Güven'i cezaevinde ziyaret ettiler diye biliyoruz. Sağlık durumundan başlayalım. Son durumu nedir? Neler söylersiniz bize? Tekrardan merhaba. Şöyle söyleyeyim. Müvekkilimiz Sayın Güven bugün sabah saatlerinde diğer meslektaşlarımız tarafından ziyaret edildi. Kendisi aynı belirtileri halen devam ediyor. Yüksek derecede özellikle baş dönmesi ve kendisinde midede özellikle hem ataklar geçiriyor. Bizzat konuşmada ve yürümede çok zorluk çekiyor. Kendisi açıkçası yüksek, yani tansiyonu çok düşük, yükselmiyor. Yükselmediği için çoğu defa görüşlere de çıkamıyor. Hassasiyet noktasında hem ışığa hem de sese karşı çok ciddi bir hassasiyet durumu mevcut. Belirtiler şu an bu, 12 kiloya yakın kilo kaybı var. Kendisi özellikle baş ağrısı ciddi bir şekilde has safhada. Şu anda müvekkilimiz geçen gün de açıklama yaptık. Her gün, her saat, her dakika müvekkilimizin sağlığı ciddi bir şekilde ileriki safahatlerde sağlık durumu daha da ciddiyetini koruyacak pozisyona giriyor. Düzenli sağlık kontrolünden geçiriliyor mu Leyla Güven, Şivan Bey? Müvekkilimizin özellikle bir sabah bir de akşam üzeri revir doktoru tarafından özellikle kilo ve tansiyon ölçme noktasında gerekli hekim ziyaretleri yapılıyor. Ayrıca psikolog ziyaretleri de yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde hekim bunların dışında bir görme ya da buna farklı bir şekilde bir tedavi yok. Sadece bu şekilde bir hekim tarafından görülme durumu mevcut. Hı hı. Sanıyorum o tedaviyi de açlık grevinde olduğu için kabul etmeyecek ama bir B12 evet. Meselesi var. Türkiye'de de bulunmuyor saf B1. Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Buna erişiminin de sağlanması çok önemli. Özellikle açlık grevine başlayanlar için daha önce de Türkiye'de çokça tartışıldı. Bunu evet. Alabiliyor mu Leyla Güven? Şöyle, Sayın Güven aşı grevine 8 Kasım sabahı başladı. 7 Kasım öğleden sonra mahkemede aşı grevine gideceğini söyledi. 30. gününde Sayın Güven... Ses gelip gidiyor şu anda. Ha, tamam, bir daha alalım lütfen. Rica ediyorum. Skype evet, bağlantısı sayın... olduğu için sağlıklı konuşamayabiliriz. Bunu hatırlatalım seyircilerimize. Buyurun. Şöyle söyleyelim, Sayın Güven 7 Kasım öğleden sonra açıklamasında açlık grevine gireceğini, ağır tecrit koşullarının Sayın Öcalan'a uygulanan ağır tecrit koşullarından dolayı kendisinin süresiz, dönüşümsüz açlık grevine gireceğini ifade etti. 8 Kasım itibariyle açlık grevine başladı. 30. günde Sayın Güven'e maalesef Türkiye'de B1 satış izni yoktu. Türkiye'de B1 yok. Avrupa'da B1 satış izni var. Özellikle 45. günlerde 40 ile 45 gün arasında
bir yasal değişiklikle beraber yurt dışından ilaç getirilme durumu ve buna ilişkin kanunda bir değişiklik yapıldı. Türkiye Eczacılar Birliği tarafından yurt dışından ruhsatlı, reçeteli ilaç alımı gerçekleştirildi. Şu an Sayın Güven'e 30. günden sonra maalesef girişimlerimiz, ondan önceki yapmış olduğumuz girişimler maalesef kanundan kaynaklı, yasadan kaynaklı izin verilmemişti. Ama biz özellikle kendimiz getirtelim. En azından bu yönüyle beraber dedik heyet, özellikle cezaevi yönetimine maalesef kanunun yurt dışından getiriş şartı ve cezaevinde ilaç alımı söz konusu olamayacağı için bekledik ve yasa değişikliğine gidildi. Yasa değişikliğinden sonra şu an Sayın Güven'e iki kutu, yani her birinde 50'şer tane olmak üzere iki adet, iki kutu olmak suretiyle B1 verildi. Türkiye'den cezaevi doktoru tarafından reçete yazıldı. Türkiye Eczacılar Birliği tarafından yurt dışından B1 getirildi ve şu an kendisine B1 veriliyor. Ama çok sonrasında. Evet, şimdi siz özellikle Leyla Hanım'ın bağımsız bir heyet tarafından muayene edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Daha önce de bu talepler dile getirilmişti açlık grevlerinde. Niye diye soralım. Çünkü hani az önce de ifade ettiniz, iki kere, günde iki kere bir muayenesi söz konusu. Bu talebinizle ilgili herhangi bir girişim var mı? Ya da bu heyet nasıl oluşturulacak? Bununla ilgili size gelen bilgiler var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Aşık grevine giren tüm şahısların özellikle yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı olarak cezaevlerinde uzman hekim, özellikle alanında her nörolog ve diğer dahili uzmanıdır. Birçok alanda uzman olan doktorların maalesef cezaevinde olmamasından kaynaklı, revir doktorunun bu uzmanlık alanında olmadığından kaynaklı Tabipler Odası Diyarbakır Şubesi'ne başvuruda bulunduk ve Türk Tabipler Birliği'ne başvuruda, genel merkeze başvuruda bulunduk. Özellikle bağımsız ve alanında uzman heyetlerin birinci dereceden Sayın Güven'i ziyaret etmeleri ve bu konuyla ilgili, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkiklerin ya da gerekli muayenenin yapılmasını talep ettik. Maalesef şu aşamaya kadar herhangi bir şekilde Tabipler Odası Diyarbakır ve Tabipler Odası ile Diyarbakır Şubesi başvurularda bulundular. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nda başvuruda bulundular. Başvuruda bulunan taleplere maalesef halihazırda bir cevap verilmemişti. Nitekim bugün cevap bekleniyordu. Her bir geçen gün açısından bizim açımızdan önemli ve kritik bir durum. Dakikalar bile bizim açımızdan çok önemli. Maalesef bu yönüyle beraber uzman hekimlere iyi niyetimizi korumak ve temenni etmek suretiyle olumlu bir cevap vermelerini bekliyoruz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama henüz bugün içinde. Olmadı. Biz de bekliyoruz. Anladım. Bir taraftan şunu da hatırlatmak gerekiyor sanırım. Leyla Güven'in bir sağlık sorunu da var. Beyniyle ilgili. Öyle mi? Burada çok konuşuluyordu. Hani az önce nörologlar dediniz. Sanıyorum biraz da endişeniz bundan kaynaklanıyor. Evet, şöyle söyleyelim. Aslında Sayın Güven'in daha önceki rahatsızlığından kaynaklı ilaç tedavisi kullanılıyordu ve tok karnına ilaç kullanılması gerekiyordu. Sayın Güven aşık grevine girdiği için bu ilaçları kullanamıyor. Ama şöyle söyleyelim, bu ilaçları kullanılmaması mevcut rahatsızlığı noktasında ciddi bir şekilde yaşam hakkını gerçekten olumsuz etkileyecek bir rahatsızlık değil. Onu söyleyelim. Yani şu anki mevcut açlık grevine girmesinden sonraki süreçte birbirini tetikleyen bir durum. Evet. Bu nedenle özellikle dikkat çekmek istediğimiz noktalardan biri buydu. Yoksa daha önceden de ifade ettiğimiz gibi Sayın Güven'in daha önceki rahatsızlıkları ile ilgili şu anki açlık grevindeki yaşayacak
ve sağlık problemlerinden daha önemli değil, öyle söyleyelim. Anladım. Şimdi bir taraftan da tabii bir milletvekilinden söz ediyoruz. Türkiye'deki tek tutuklu milletvekilinden, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimiz için. Diyarbakır cezaevinde kalıyor. Biraz da cezaevi koşullarından söz eder misiniz lütfen? Hem açlık grevinde olan bir insan, hangi koşullarda, nasıl, kaç kişilik bir odada, koğuşta, nasıl tarif edersiniz siz o cezaevi koşullarını? Evet. Şöyle söyleyeyim. Maalesef Türkiye'deki demokrasinin ne kadar zayıf olduğu, Türkiye'deki adalet sisteminde tutuklamanın bir tedbir, asıl olanın tutuksuz yargılamak olduğu hususu maalesef Türkiye'deki yargı pratikleriyle beraber ihlal edilmiş durumda. Söz konusu cezaevleriyle, cezaevlerin yapımı ya da fazla cezaevi yapıldığı diye övünen iktidarın her bir cezaevinde özellikle insanların tutuksuz yargılanması gerekirken tutuklu yargılamayı ve cezaevi yapmayı çok önemseyen bir anlayış gerçekten toplumsal anlamda da karşılığını bulmayacak ve yadırganacak ve hatta hak ihlalinin nedeni olacak durumu kimse kabul etmiyor, etmezdi. Biz buradan şöyle söyleyelim. Sayın Güven'in bulunmuş olduğu cezaevi Diyarbakır E tipi cezaevi eski bir cezaevidir. Sağlık koşulları açısından Sayın Güven'in bulunmuş olduğu cezaevindeki koğuşunda 28 kişi kalmakta. 23 kişilik koğuşta 28 kişi kalmakta. Maalesef cezaevlerinde özellikle OHAL sonrası, OHAL dönemi ve OHAL sonrasındaki yaşanan tutuklamalardan sonra ciddi bir şekilde koğuşlardaki sayı ranza sayısından, tutuklu sayısı ranza sayısından daha da fazlalaşmakta. Bu sağlık koşullarını daha da olumsuz etkileyen bir durum. Peki. Ve Türkiye'de şunu söyleyelim. Türkiye'de şu an Sayın Leyla Güven gibi yüzlerce tutsak, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki İmralı'da uygulanan ve diğer tutuklular, hükümlüler açısından 3 yıl boyunca aile görüşü yaptırılmamasından kaynaklı oluşturulan ve daha önce evvelinde görüşme yaptırılmaması, hem kişisel telefon ya da aile görüşü ya da vasi görüşü ya da avukat görüşü yaptırılmaması ciddi bir şekilde bir tecrit koşuluydu. Bu tecrit koşuluna karşı ağır tecrit koşullarını protest eden ve yaşam ve devletin kendi koymuş olduğu yasalara uygun davranması noktasındaki taleplerin, özellikle buna dönük olan taleplerin, haklı ve meşru olan bu taleplerin karşılanmamasından kaynaklı yüzlerce insan açlık grevine girdi. Onların da durumu Sayın Güven'den farksızdır. Evet, şimdi en son geçtiğimiz gün siz aslında şu anda Leyla Güven'i konuşuyoruz 51. gününde olduğu için, ama birkaç gün sonra da az önce sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin birçok cezaevinde kalan, bu taleple açlık grevine başlayan insanları da, siyasetçileri de, HDP'lileri de konuşmaya başlayacağız. Ta ki sanıyorum bir adım atılana kadar. Öyle değil mi? Çünkü evet. Bu konuyla ilgili de en azından bildiğimiz, hem gazetelerden takip ettiğimiz hem de siyasetçilere sorduğumuz zaman herhangi bir atılmış adım ya da bir açıklama yok. Maalesef. Evet. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok, girişim de yok. Avukatları, Sayın Öcalan avukatları tarafından kendilerine görüşme için başvuruldu. Ama bu başvuru Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Yanılmıyorsam 790'lı başvuruydu. Ciddi bir şekilde 20 Temmuz 2011 tarihinden itibaren avukatlarla görüşme yasak. Görüşmeye yasak demeyeceğim ama görüştürülmüyor. Avukatların görüşmesi bazı gerekçelerle red cevabı veriliyor görüşmesine. Bu husus aslında belki de toplumsal anlamda bir yasal anlamda ceza infaz kanununda
hükümlü de olsa, tutuklu da olsa kişinin ailesiyle, kişinin ya da kadının ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla, vasisiyle, avukatlarıyla görüşmesi haktır. Bu engellenemez. Peki uluslararası kurumlarla CPT gibi örneğin herhangi bir temasınız var mı? Çünkü yoksa şöyle eleştiriler de var. Özellikle bu meseleye dair uluslararası kurumların sessiz kaldığı ve adım atmadığı yönünde siz ne dersiniz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bir girişimimiz var. CPT'ye özellikle yakın bir zaman diliminde maalesef CPT'nin çalışma koşulları biliniyor. CPT açıklaması gereken görüşmeleri de açıklamıyor. Ziyaret ettiği cezaevlerindeki ziyaret sonuçlarına ilişkin raporlarını da açıklamıyor. Son zamanlarda CPT aslında belki de CPT'nin duyarsızlığı, CPT'nin sessizliği aslında şu anki Sayın Güven ve diğer tutsakların açlık grevine girmesine neden olan bir davranış açısından sorumluluk sahibidir CPT. Çünkü kuruluş amacına, kuruluş felsefesine, amacına aykırı düşen bir davranış içerisine şu an CPT girmiş durumda. Özellikle bizim CPT üzerine Sayın Güven'in de taleplerinin karşılanması halinde müvekkilimizin özellikle açlık grevine girme sebebi aslında ortadan kalkmış olacaktır. CPT'nin belki bu yönde bir girişimde bulunup aile, avukat ya da vasi görüşmesine, özellikle avukat ve vasi görüşmesine olanak sağlayacak şekilde girişimlerde bulunması ve görüştürülmesi halinde Sayın Güven ve diğer tutsakların açlık grevini bu nedenle aslında talepleri karşılaması halinde müvekkilimizin sağlığına ve diğer tutsakların sağlığına kavuşmasına, en azından şu aşamada kavuşmasına vesile olacak bir durum olur. Ama maalesef uluslararası anlamda CPT'nin tutarsız ve sessiz kalışı bizim açımızdan kabul edilebilecek bir durum değil. Maalesef buna ilişkin özellikle yaşatılan bu ağır tecrit durumu farklı infaz rejiminde olmayan bir durumdur. Çünkü tecrit bir insanlık suçudur. Tecrit kabul edilemez. Nitekim tecrit uygulatan kişiler bu insanlık dışı suçlamayla karşı karşıya kalacaktır. Yargının bağımsız ve tarafsız bir boyutuyla ele alırsak, özellikle ileriki dönemde gerçekten demokrasi gerçekten gelirse, söz konusu hukuka aykırı davranan tüm kamu idarecilerinin bu durumda yargılanması kaçınılmazdır. Evet, şimdi geçtiğimiz gün yapılan, bu hafta içinde yapılan yargılamadan özellikle ailesi bir tahliye kararının çıkabileceğini umuyordu. Leyla Güven de bir demecinde dedi ki ben yani tahliye edilsem de bu eylemimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü ortada bir talebim var ve bu talep karşılanıncaya kadar ben bu eylemi sürdüreceğim. Evet, bir tahliye çıkmadı ve duruşma 25 Ocağı ertelendi, değil mi? 25 Ocak'tı yanılmıyorsam. Doğru, 25 Ocak'a ertelendi. 25 Ocak'ta bir tahliye kararı bekliyor musunuz? Ya da daha öncesinde bununla ilgili başvurularınız olacak mı? Çünkü çok uzun bir süre açlık grevinin 51. gününde olan bir insandan söz ediyoruz. 25 Ocak'a Doğru. kadar çok şey yaşanabilir ve değişebilir. Neler söylersiniz? Şöyle söyleyelim. Aslında yargılamayı biraz tartışmak gerekir. Belki de Sayın Güven aslında mevcut hukuksuzluğa karşı direnç gösteren ve tüm özellikle haksızlığa karşı çıkan bir siyasetçi, bir kadın siyasetçi kişiliğiyle tanınan biridir. Sayın Güven özellikle belediyecilik döneminden başlayan kadın hak ve mücadelesi, özellikle belediyede belediye başkanı olduğu dönemlerde erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan kadınlar noktasında ciddi bir şekilde toplumsal TİS iş sözleşmesi imzalamıştır. Toplum iş sözleşmeleri imzalamıştır.
sendikalarla. Özellikle şiddete maruz bırakılanlara aylık bağlanması, kişinin mevcut aylığının şiddete maruz kalana bırakılması ya da ceza kesinti, aylık kesintisinin yapılmasına ilişkin birçok şeyler vardı. Sayın Güven'in geçmişiyle aslında birçok olayı aydınlatabiliriz. Bu yargılamada Sayın Güven ciddi bir şekilde haksızlığa karşı duruşuyla bilindiği için haksızlık noktasında ne olursa olsun dile getirmiştir ve dile getirmeye de hala hazırda devam etmektedir. Yargılamalarda da bunu ifade etmiştir. Yargılama aslında çok spesifik bir yargılama demeyeceğim, siyasi bir yargılamadır. Çok net. Onun altını çizmekte fayda görür. Neden siyasi bir yargılama? Yargılanan kişinin siyaset yapan bir kişi olması sebebiyle, yargılanan şahsın kadın siyasetçi olması sebebiyle, Demokratik Toplum Kongresi eş başkan olması sebebiyle yargılamadaki söz ve davranışlar tamamen siyasi. Açıkladığı düşüncelerden dolayı yargılanıyor. Sayın Güven, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı olması sebebiyle, enteresan bir durum var, onu açıklayalım. Demokratik Toplum Kongresi bir platform, bir sivil platform. Birçok sivil toplum örgütü temsilcilerinin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, kanaat önderlerinin, şahsiyetlerin bir araya geldiği, toplumsal anlamda toplumun daha ileri pozisyonuna gidebilmesi için çalışacaklarının düzenlediği, katılımcılarının, hatta AKP milletvekillerinden katılımcıların dahi olduğu bilinen bir gerçek. Gazetecilerin, yazarların katılımlarıyla çalışan bir platform Demokratik Toplum Kongresi. Demokratik Toplum Kongresi'nin maalesef KCK'nin bir yapılanması, KCK'nin alt birim olarak nitelendirilmesi ve akabinde bu nitelendirme sonucunda müvekkilimizin örgüt yönetme ve kurma, örgüt kurma ve yönetme suçu kapsamında tutuklanmasına vesile oldu. Evet. Tutuklanmasına vesile olan Demokratik Toplum Kongresi'dir aslında. Sayın Güven'in yapmış olduğu açıklamalar, gözaltı ve bulunmuş olduğu platformun eş başkan olması sebebiyle tutuklandı Sayın Güven. Sayın Güven DTK kapsamında tutuklandı ama çok garip bir durum ki Demokratik Toplum Kongresi özellikle bir platform olması sebebiyle devletin her türlü resmi organıyla bir ilişki içerisine girerek İmralı heyetinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlık sıfatıyla Sayın Hatip Dicle katıldı. Yine dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek tarafından Demokratik Toplum Kongre delegelerine anayasa çalıştayında görüş ve önerilerinin sunması için davet mektubu, ıslak imzalı davet mektubu gönderdi. Evet. Demokratik Toplum Kongresi özellikle bu hususla ilgili anayasa çalıştayıyla ilgili Mermer Salonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mermer Salonu'nda kendisine kendisi tarafından 6 sayfalık bir görüş ve öneri sundu. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evraklarında özellikle zimmet kayıtlarında bellidir. Çok net. Yani devletin her türlü organı, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milletvekilleri, Adalet Bakanı tarafından kabul gören Demokratik Toplum Kongresi maalesef 2009 ve süresinde terör örgütü suçlamasıyla karşı karşıya bırakıldı. Peki bu soruşturmayı başlatan Cumhuriyet savcıları, hakimler şu an FETÖ iddiasıyla tutukludurlar. Şimdi çok enteresan, toplumun gözünden de kaçırılmaya çalışan bir durum şu. O dönemdeki hakim ve savcıların şu an tutuklu olarak yargılandığı, özellikle de FETÖ iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığı ve birçoğunun ceza aldığı, soruşturma yürütücülerinin ve kovuşturma aşamasındaki, özellikle kovuşturmadan önceki aşamada soruşturma aşamasındaki tamamı FETÖ iddiasıyla alındı, tutuklandı, ceza aldılar. Şimdi Balyoz, Ergenekon, Şike davalarında birebir kovuşturmayı yürütenler hakkında FETÖ iddiasıyla yargılamaların sonucunda kişiler, şahsiyetler bu noktada
yargılamalarda ceza almalarına rağmen FETÖ iddiasıyla alınan kişilerin tutuklanması ve hüküm giymesinden sonra birdenbire Paluz ve Ergenekon dosyaları tamamen kapatıldı. Tamamen aklandı. Şöyle aklandı, aslında suç değildi, sahte deliller üretildi. İzmir Çatı iddianamesinde çok bir şekilde belirtildiği gibi FETÖ iddiasıyla soruşturma yürüten ekipler sahte deliller üretmek noktasında kişiler ve şahsiyetlerin tutuklanmasına ya da telefon dinlemelerine, fiziki takiplerine yol açacak bir takım suç delili yaratma durumu içerisinde olduklarını belirttiler. Çatı iddianamesinde bu var. Ama aynı süreç şimdi bu durumlar Ergen'in dosyasında yürütülmedi. Birçok dosyada yürütülen aynen, süreç. Geceki ana davasını Sayın Leyla Güven o dönemde Altınağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl boyunca tutuklu kaldı. Kürtçe ana dilde savunma yapmak için ifade ettiği zaman mikrofonları kapatıldı. Ve Sayın Güven'e hapis cezası verildi. Diğer Kürt 154 Kürt siyasetçiyle birlikte. Şimdi KCK ana davasında yargılanan müvekkilimizin aynı şekilde yargılamaya konu unsurları taşıyan Balyoz ve Ergenekon'daki suçlamalar noktasında, aynı mahiyetteki suçlamalar noktasında suç delilinin aslında sahte delillerle üretildiğini ifade eden yaklaşımlar maalesef KCK davalarında bu gösterilmedi. Yine soruşturma ekipleri tarafından o dönemdeki soruşturmanın tamamında nitekim bu dönem açısından tutuklular, hükümlüler. Bazıları tutuklu, bazıları hükümlü, bazıları da firari durumdalar. Yani açıkçası DTK'yı kriminalize eden aslında o dönemin soruşturma yürüten kişiler ya da kurumdaki yetkililer. Bizim açımızdan bu kadar devletin resmi organları tarafından bilinen, devletin resmi organları tarafından kabul görülen bir platformun eş sözcüsünü, eş başkanını örgüt kurma ve yönetme suçu kapsamında yargılamak ciddi bir şekilde aslında insanların aklıyla da alay etmek gibi bir durum içerisindedirler. Evet. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Peki 25 Ocak'ta bir tahliye kararı bekliyor musunuz? Herhangi bir başvurunuz olacak mı? Öncesinde hızlı hızlı alayım çünkü süremizin sonuna geldik. Evet, şöyle söyleyeyim. 25 Ocak'tan önce elbette tahliyeden ziyade mevcut hak gaspının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü mahkeme daha önceki aşamada tahliye ettiği, suçun vasfının değiştiğinden dolayı tahliye ettiği heyet bir sonraki aşamada tutuklu olarak yargılanmasına imza atan heyettir. Peki tutuklu olarak yargılanmasına imza atan heyet neden dolayı tutukladı? Örgüt yönetme ve kurma suçundan. Neden tahliye etti öncesinde? Suçun vasfı değişti, örgüt üyeliği olabilir, yöneticisi değildir dedi. Evet. Tahliye etti, yöneticisidir deyip ama hangi açıklamadan sonra Sayın Güven İmralı'da ağır tecrit koşullarının yaşanmasını protesto eden açlık grevine gireceğini ifade etmesinden sonra örgüt kurma ve yönetme suçundan dolayı tutuklandı. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi kapsamında açıklanabilecek bir durum. Siyasi sahiplerle verilen kararlardır bunlar. Çünkü amaç dışında tutuklamanın amaç dışında kullanılamayacağını çok açık bir şekilde yasa hükmü var. Bu söylemlerden sonra Sayın Güven aslında örgüt kurma ve yönetme suçundan dolayı tutuklandı. 25 Ocak'ta tahliye durumunu bekliyor muyuz derseniz bizler açısından tahliyeden önce Sayın Güven'in bir an önce taleplerinin karşılanarak bir an önce açlık grevi noktasından artık talepleri karşılanması halinde sağlığına kavuşabilecek bir duruma getirilmesini biz daha çok arzu ediyoruz. Çünkü 25 Ocak'tan önce her şey yaşanabilir. Buna tüm kamuoyunu bilmesi, tüm kamuoyunun bir ses vermesi gerekir. Bu nedenle bir yaşam hakkı, bir yaşamın son bulunması veya yüzlerce yaşamın son bulunması için bir an önce devlet kendi koymuş olduğu kurallara, yasalara uyması gerekir. Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız, bağlandığınız için. Umarız Leyla Güven'in istediği yönde gelişir. Ya daha çok umarız ki böyle bir tehlike olmadan sağlık durumuyla ilgili o tehlikeye
tehlikeli günlere varılmadan çözülebilir her şey. Evet sevgili izleyiciler, ve biz gündemde bugün avukat Şivan Cemil Özen bizimle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür edelim ve hatırlatalım. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven açlık grevinin 51. gününde programımızın en başında bugünkü görüşmeyle ilgili bilgi aktardı Sayın Özen ve dedi ki evet Leyla Güven'in tansiyonu düşüyor. Yürümekte zorluk çekiyor kendisi, şiddetli baş ağrıları var ve dindiremiyorlar. Günde iki kez bir doktor tarafından, cezaevi doktoru tarafından muayene ediliyor. Ancak kapsamlı bir muayeneye ihtiyaç var çünkü giderek günden güne hem kilo kaybı artıyor hem de durumunda değişiklikler var dedi, bize aktardı bu bilgileri. Evet sevgili izleyiciler, ve biz gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.